Evet, sakat. Gitme. Hayır, kendiniz bilirsin. Gitmek istiyorsanız buyurun. İki ihtiyar kalmış, onlar da oynatmışlar. Evlerinde duramadılar. Kaç hep yıl? Cevapları var o evlerin. Gözleri kırmızı kırmızı böyle. Tüyleri diyor böyle iri iri beyaz. Ne olduğu belli değil. Biz tıbbi olarak onu kanıtlayamayız. Psikolojik yok, üstünü geçiştiriyor ama kesinlikle var. Evet arkadaşlar, şu an İstanbul'dan çıktık yola, Sakarya yolundayız. Sizler için Azap köyünü araştırmayı diyoruz. Haydi. Azem köyünün aşağı tarafında herhangi bir köydeyiz. Azem köyü hakkında köydeki insanlardan bilgi edinip yola çıkacağız. Burada duramayacağız. O dediğim ilerideki köyde de kimse kalmadı yani. O köye biz gitmeye korkuyoruz. Siz ne filmi çekeceksiniz orada? İçine girmeyi bırakın, yaklaşılmaz bile buranın insanı oraya. Başımıza bir şey gelir mi acaba? Yani akli dengenizi kaybedersiniz. Evler var, tekin olmayan yerler var. Sahipli olan yerler var. Hakikaten bunlar gerçek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Size birkaç sorumuz olacak da sorabilirsin. Bu Azem Köyü hakkında ne tür bilgilere sahipsiniz abi? Azem Köyü ile ilgili bu köyün 1921 yılından itibaren terk edildiğini duydum. Evet abi. Ve okudum. Bilgim ondan ibarettir. Tabi o dönem insanların o köyde neler yaşadığını, ne tür sıkıntılar yaşadığını bunları bilmiyorum. Hı hı. Ancak sonuç itibariyle köyle ilgili hep olumsuz şeyler var. Dolayısıyla bence o köye gitmemelisiniz. Ben gitmem yani, olumsuz şeyler duyduğum için köyle ilgili. Anladım abi. Size söyleyeceğim bu kadar. Takvimler 1921 senesini gösterdiğinde Sakarya'da yaşayan akıl almaz olaya göre bir köyde sebebi açıklanamayan olaylar baş göstermeye başlar. İnsanlar ve hayvanlar ölmeye, hastalanmaya, insanlar birbirlerine kin gütmeye, kavga etmeye başlar. Aynı zamanda toprağı verimsiz bir hal alır. Ne hayvancılıkta ne de ekilen üründen mahsul elde edebilen köylü halkı 117 annesiyle birlikte köyden apar topar kaçar. İddiaya göre köyü cinli varlıklar basmıştır. Nedenine gelince Arapça dilinde savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Bu büyüyü kimin yaptığı ile ilgili bir bilgi olmamasına karşın köy halkı Güneydoğu Anadolu'dan çobanlık için köye gelen bir şahsın çobanlık parasının belli bir kısmını verilmemesinden ötürü köye bu büyüyü yaptığı söylentileri vardır. Hatta büyü öyle tesirliymiş ki şu an bile köye ne bir insan ne de bir hayvan girebiliyormuş. Giren hayvanların dönemediği, insanların da bu yüzden girmeye korktuğu köye dönemin birinde bir cami imamının girdiği ve konuşma yetisini kaybetmiş bir şekilde köyden çıktığı anlatılır. Söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir. Gece eş mezarı karısını katına koy, zincirle katına bağla. Geri gelişi tam sabah namazını buluyor. Ya gece de oluyor kadar ben korkarım ya. Evet arkadaşlar, şu an araçtan indik. Kuzenim Furkan'la birlikte bu Azem köyünün az kaldı varacağız. Kuzenimle birlikte o köyü çoban Azem büyüsünü yapan çobanın evine gideceğiz. Hep birlikte videoya geçebiliriz. Nereden çıktık Burak? Adam dereye kadar gidin dedi. Nerede bu dere? Düz gitti, dereyi gör dedi. İnşallah doğru gidiyoruz. Of. Fenerler olmasa var ya. Evet arkadaşlar, şu an 20-25 dakikadır yürüyoruz, tırmanıyoruz. Hala o evi bulamadık.
kuzenim Furkan'la birlikte devam edelim biz. Çok karanlık. İçimde böyle bir şey var biliyor musun bro? Başımıza büyük iş açacağız. Bir ses geldi. Nerede? Duydun mu bak, bir ses geldi bak. Nerede? Ve oradan bir ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O ses geldi oradan. Duydun mu sen de? Duydum. Az ileri gidelim. Çabuk gel. Gel. Ya oğlum gel, gitmeyelim. Burak. Gel. Burak. Şurayı zoom yapsana. Bak siyah bir şey var. Bak bak. Şurada çıkmıyor. Bak arkada. Arkalarda. Şey gözükmüyor. Ben çok korkuyorum. Sen duydun mu o sesi? Duydum, çat diye bir ses geldi. Rüzgar diyeceğim, rüzgar esmiyor. Çok var mı acaba ya da? Nehir olacaktı nehir. Adam ne demişti o? Nehri açtıktan sonra. Nehri geçmiş. Daha nehire bile gelmedik. Duydun mu? Bak doğru mu gidiyoruz? Bu ses. Bak. Yürüme dur. Yürüme. Vallahi normal bir ses değil bu. Normal değil. Bu arada yılan mılan çıkmasın Furkan. Sabahtan beri yürüyoruz. Ben bakıyorum. Sabahtan beri yürüyoruz. Evet arkadaşlar, şu an 45 dakikadır yürüyoruz. Derenin yakınlarına geldik herhalde. Sesler duyuyorum. Derenin sesini duyuyorum. Şu an hala yürüyoruz. Bakalım. Çok geldik mi dereye ya? Ses geliyor, ses. Nehrin sesi geliyor. Bak orada bir şey var sanki. Bak orada bir şey var. Ateş yanıyor. Ateş yanıyor. Yok. Ateş yanıyor. Görüyor musun? Gözüküyor mu şu an? Sen yani? Görüyorsun değil mi ateşi? Görüyorum. Tutuyorum. Bak hadi uzaklaşalım buradan. Geç şu yukarıda. Arkadan. Dereye doğru gidelim. Dere nerede? Dere doğru ileride. Bu tarafta. Abi uzaklaş. Dereye doğru gidelim çabuk. Dereye geldik. Nasıl geçeceğiz? Birini durduralım. Dur. Bir taş, odun. Şurada taş kalan var. Nasıl geçeceğiz? Oğlum ben taş... Murat, ben içimde bir şeyler var. Bak. Uzaklaşalım buradan. Bak. Şurada taş var. Şu taşların üzerine basarak geçeriz. Gel. Işıkla gördüm şimdi. Yerler çok kaygan. Şuradan bak. Ah. Yavaş. Abi uzaklaş buradan, uzaklaş. Ne lan? Ya bırak, uzaklaş. Furkan bak. Oğlum. Tamam buradan geçelim. Haydi dön, durduruyorum ben. Dur. Buradan geçelim. Beni ver. Arkadaşlar şu an nehri geçtik, dereyi geçtik. Gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor ya. Gözüküyor. Abi bu taşlara basarak nehrin o tarafından buraya geldik. Pek bir yolumuz kalmadı varacağımız yere.
videoya devam edelim, geçelim. Evet arkadaşlar, şu an eve geldik. O evin önündeyiz. Girip bakacağız. Gel. Furkan, burada bir kapı var. Buradan girelim mi? Giriş buraya mı? Bilmiyorum. Kapı var ama. Var hep var abi ya. Bahsettiği gibi bakalım. Kümes filan da burada, doğru. Çok eski. İçeri girelim mi? Girelim. Bak, değişik sesler geliyor. Sanıyorum. Furkan, bu ne? Furkan, burada yazı var lan. Furkan. Oh! Yazı var burada. Gel gel, içeri gel, içeri. Bismillah. Kur'an-ı Kerim var burada. Dokunma, bir şey dokunma. Hep ekmekler var yerde lan. Burada mı kalıyorum? Furkan, kapıdaki yazı. Kapıdaki işaret. Dur. Şuna kapı geldi. Kapı kapandı. Bırak. Biz Allah rızası için geldik. Çalıp çırpmayacağız. Döküp kırmayacağız. Özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar örümcekler var. Furkan. Bak, kapıyı açmayı denesene bir. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok. Arkadaşlar, şu an saat 12 suları. Burak, burada kömürlüğü falan benziyor. Herhalde burada evin içi değil. Bilmiyorum, baksana hep ekmekler var yerde. Bismillahirrahmanirrahim. Basma, ekmeklere basma. Örümceklere baksana Furkan, sanki tavan bir an kafamıza yıkılacakmış gibi. Dışarı çıkalım mı? Gel, ben daraldım, gel. Nefesim kesilmeye başladı. Dışarı doğru çıkalım. Evin girişine bak. Ses geliyor, duyuyor musun? Duyuyorum. Girelim mi içeri? Girek, bakak. Aşıda köpek var. Fakat Kur'an var burada, bak. Burak, o köpek normal bir şey değil. Dur. Belki de o azami büyüsünü yapan şeyin köpeğidir. Köpeğin? Onun çocuğu, bilemiyoruz. Dokunma, bir şey dokunma, dokunma. Bardaklar. Merdiven nereye gideceğim ya? Yok, yukarıda bir şey yok. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gireceğimize emin misin? Gel, selamlar, gir. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Allah'ın adıyla geldik. Furkan, bak. Belki de çobanın son kıyafetleriydi. Görüyor musun? Aynen. Halı var burada. Furkan. Ha? Bunlar ne? Bak, ben şimdi kötü oldu. Bunlar ne? Allah Allah. Burada şey var, şömine var. Çok harabe bir yer. Furkan, çıkalım mı? Şurada bir oda var. Gidelim mi? Burada mı? Aynen. Emin misin? Önce gidelim. Bak, şurada peygamber tarihi yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur, dokunma bir şeye. Bak, ses geliyor. Dur. Biliyorsun değil mi? Bak, duydun mu? Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey döküp kırmayacağız, çalıp çırpmayacağız. Allah'ın adıyla geldik. Sana ses geliyor mu? Duyuyorum.
ilahe illallah. Furkan. Baksana şuraya. O burada yastıkta herhalde. Aynen. Baksana. Burada mı yapıyordu acaba bilmiyorum. Şu an bak ses duyurum. Geliyor. Duyuyorsun değil mi Burak? Evet arkadaşlar. Sizler için Azem Köyü'ne geldik. Videoda gördüğünüz gibi köye geldik. Paranormal olaylarla karşılaştık. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Eğer ki gözünüze takılan bir şey olursa yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.